Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem kardeşlerim, değerli dostlarımız. Bir ihsan yolculuğu olarak tasavvuf nedir ne değildir? Seminerler silsilesi devam ediyor. Ana başlığımız Allah dostları nasıl terbiye eder? Onların terbiye usulleri, metotları nelerdir? Bunlar üzerine konuşuyoruz. Bunun da birçok alt başlığı var elbette. Önce insan ile Allah arasındaki engelleri kaldırmaları diye, perdeleri daha doğrusu açmaya çalışmaları diye bazı konulardan bahsettik. Şimdi de gönülleri Allah ile buluşturmaları başlığı altında bir ders öncesinde tazim ve huşu ile ifa edilen ibadet hayatına ehemmiyet vermelerini işlemiştik. Bugün de inşallah tedebbür ve tefekkürle icra edilen ilahi ayetlerin tilaveti üzerinde konuşacağız. Malumunuz ayet kelimesi İşaret demek, işaret. Biz Allah tarafından indirilen kelam-ı ilahinin o cümlelerine, her bir cümlesine ayet diyoruz. O ayetlerde Cenab-ı Hak kullarına hidayet mesajları veriyor. Hidayet ne demek? Yol göstermek, değil mi? Doğru yolu göstermek demek. Doğru yolu gösteren ayetler, ilahi hakikatleri beyan eden ayetler. İnsanoğlu Allah'ın kendisine verdiği akılla ve daha değişik istidatlarıyla, kabiliyetleriyle, tecrübe birikimleriyle bir takım şeyleri öğrenebiliyor, bilebiliyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Biz size göz verdik, işitme duyusu verdik, gönüller verdik ve bunlarla adeta yol bulasınız, ilim elde edesiniz diye bu çeşit ayetler insanın donanım olarak, kendisinde bulunan bir takım istidatlar olarak bir takım hakikatlere erişebileceğine işaret ediyor. Ancak yine biz şunu biliyoruz ki Yüce Rabbimiz allemel insane mâ lem ya'lemdir. Yani insana bilmediklerini öğretendir. Ve Yüce Rabbimiz yine biliyoruz ki kullarına rahmeti sebebiyle peygamberler göndererek ilahi hakikatleri ya da varlıktaki var olan hakikatleri kolayca kendilerine bildirmiştir. Onları belki biz bir kısmını çok uzun tecrübeler sonunda öğrenebilecektik. Bir kısmını belki hiç bilemeyecektik. Özellikle gayba dair, geleceğe dair, hususuyla ahiret alemine dair, Allah Celle Celaluhu'nun vasıflarına dair, nasıl bir ilah olduğuna dair bilgileri kolay kolay aklımızda çözemeyecektik. Bunun için Yüce Rabbimiz kelami ayetler gönderdi, değil mi? Peygamberler vasıtasıyla kelami ayetler gönderdi. Bir kimse kendisini böylesi ayetlerden mustani görürse böyle bir ayetleri kabul etmez. Böyle bir ayetleri yalanlar. Ya da böyle bir ayetlere gerek yok. Ben bugün modern bilimle, tecrübeyle, deneyle, aklımla her şeyi çözüyorum derse çözdüm dediği nice şeylerde sapkınlığa düşecektir, yoldan çıkmış olacaktır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur ayet-i kerimede. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Şimdi
Kim benim zikrimden yüz çevirirse, ona sırt çevirirse demek. Zikir, buradaki zikirden kasıt, daha çok müfessirlerimiz Kur'an ayetleri olduğunu ifade ederler. Çünkü ayetin devamı da buna işaret ediyor. Ancak mutlak anlamda kim beni unutursa, kim beni hatırına getirmezse, gündemine almazsa anlamı da vardır elbette. Fakat esas mana burada gönderdiğim ilahi ayetlere sırt çevirirse demek. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Onun hakkı dar bir geçimdir. Dar bir hayattır, sıkıntılı bir hayattır. Böyle adeta düğümlenmiş bir hayattır. مَعِيشَةً ضَنْكَ Biz onu kıyamet gününde de kör olarak haşrederiz diyor Cenab-ı Hak. O kul der ki o gün, ''Ya Rabbi ben dünyada gören birisiydim, sen beni niye böyle kör haşrettin?'' Cenab-ı Hak da ona şöyle buyurur. ''Kedâlike etetke âyâtuna fenesîtehâ ve kedâlike yevme tünsâ.'' Doğru, senin söylediğin gibiydi. Sen dünyada görüyordun, baş gözün görüyordu. Ama sana ayetlerimiz sana kadar geldi. Ayağına kadar geldi. Sen onları unuttun. Yani unutmuş muamelesi gördün. Ya da oralı olmadın. İşte bugün sen de öyle unutulacaksın denir ona diyor. Şimdi demek ki muhterem arkadaşlar, Allah'ın ayetleri, her bir ayeti aslında Kur'an-ı Azimüşşan'ın da ifadesiyle hem bize yol gösterici hüdendir. Hüden. Hüden lil muttakîndir. Zâlikel kitâb لَا رَيْبِ ف۪يهِ هُدَنْ لِلْمُتَّق۪ينَدِرْ Yani yol bulmak isteyene yol gösterici kılavuzlardır ayetler. Kılavuzsuz yola gidilir mi? Değil mi? Gidersin ama nereye gideceğin belli olmaz. Gidersin ama bir günlük yol bir ay sürebilir. Gidersin ama başına nereye gelecek belli olmaz. Onun için Rabbimiz kullarına rahmeti sebebiyle lütufla, keremle onlara yol gösterici ayetler indirdiğini ifade ediyor. Her şeyden önce ayetler bir hidayettir. İkincisi, Yüce Rabbimiz kelam-ı ilahiye şifa-ül lima fissudur der. Ne demek? Sadırlarda olan, yani göğüslerinizin içinde olan ne kadar hastalık varsa adeta şifadır der. Tam bir şifadır. Özellikle İnsanın itikadi anlamdaki hastalıklarına, inkar yolculuğuna çıkan kişiye adeta şifadır. Münafıklıktan bir şube üzerinde bulunan ya da nifak üzerinde bulunan kimselere şifadır. Kalplerindeki kin, fesat, kibir, haset ve benzeri hastalıklar bulunanlara Kur'an-ı Azimüşşan şifadır. Daha bildiğimiz, bilmediğimiz nice şeylere şifadır. Müsbet duygulara, pozitif duyguların oluşmasına bir reçetedir Kur'an-ı Azimüşşan. Negatif duyguların sizden uzaklaşması için bir devadır Kur'an-ı Azimüşşan. Bu yönüyle işte manevi tezkiyede, terbiyede, İslam tasavvufunda İslam'ın arifleri Kur'an'la daima hemhal olmayı, ülfet içinde olmayı, Kur'an'la daima beraber olmayı önemsemişlerdir. Elbette Kur'an-ı Azimüşşan'la ilgili daha nice Yüce Rabbimizin vasıfları var. O nurdur der Kur'an-ı Azimüşşan. Nur ışık demektir. Karanlıklardan sizi aydınlığa çıkaran bir ışıktır Kur'an-ı Azimüşşan. Bu yönüyle Kur'an ayetleri, Rabbimizin ayetleri manevi terbiyede, manevi seyrisülük yolculuğunda olmazsa olmaz ana esaslardan biridir. Büyükler Kur'an-ı Kerim'in ahkamını küçük büyük diye bile ayırmazlar sevgili arkadaşlar. O kadar Kur'an'a karşı bir efendim kelamullah'a karşı bir inançları, itikatları vardır ki hatta şöyle söylerler. Rahmetli Sahibül Vefa Musa Efendi'nin güzel bir sözünü hatırlıyorum. Emrin büyüğü küçüğü olmaz. Emredenin büyüğü küçüğü olur. Emreden büyük olursa, onun her emri büyük olur. Böyle demiştim. Ne kadar güzel bir şey. Yıllar önce ülkemizde maalesef
başörtüsü yasağı vardı. O dönemlerde bir takım işte bu başörtüsü farz mıdır, vacip midir, müstahap mıdır, mübah mıdır, isteyen açabilir mi tarzında tartışmalar oluyor. Tabii her dönem kendine göre alim tipini de çıkarıyor. Yani gerçek alimler her zaman Cenab-ı Hak kıyamete kadar inşallah var edecektir. Ama sahte, ne bileyim, birilerine yaranmak isteyen alim demeyelim ona da, ne diyelim, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Hocam alim bozuntusu diyelim diyor. Olabilir. Yalnız o kelimeye de kıymak istemiyorum Hamza abi. Onun için alim kelimesini hiç kullanmadan ne diyebilirim acaba diye zorluyorum kendimi. Herkes anladı ne demek istediğimi zaten. Bu kadar yeter. Demek ki hakikaten o kelimeye bile zulmetmemek lazım. Alim dememek lazım. Kelime yarın şikayetçi olur. Ya beni aldın, layık olmayan bir adama kullandın derler. Çünkü zulüm kelimesi ne demek? Zulüm kelimesi bir şeyi yerli yerinde kullanmamak demek. Onun için o kelimeye de kıyamıyorum. Ama bir takım akademik süreçlerde bir şeyler olmuş, bir ilahiyatçılar olmuş. Hatırlıyoruz o dönemde bir televizyon programında başörtülü bir hanımefendi var. Bir de başı açık bir ilahiyatçı var. Konuşuyorlar. İsim vermeyelim. Diyor ki, Allah'ın diyor Kur'an'daki başörtüsü emri tavsiye anlamındadır diyor. Tavsiye anlamındadır. Yani dolayısıyla uymayabiliriz diyor. O talebe de işte Allah kendisine ilham etti mi söyleyeceği sözler hikmet olur. O diyor ki, hocam diyor ben sizin kadar belki bu alanda ilmim yok. Siz diyor bu işin en üst noktasına kendinizce gelmişsiniz. Ama diyor siz bana şu an bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki kızım bak ben başımı açtım. Sen de açabilirsin. Yani günaha girmezsin. Çünkü bu tavsiyedir diyorsun. Hocam diyor sizin gibi birinin tavsiyesini uymaktansa tavsiye bile olsa ben alemlerin Rabbinin tavsiyesine uymaya varım diyor. İşte söz bu. Şimdi sevgili arkadaşlar, işte Allah'ın her bir ayetine, her bir tavsiyesine, her bir öğüdüne, nasihatine, semi'na ve ata'na diyerek, işittik ve itaat ettik diyerek teslimiyet gösterenlerin kalpleri mutmain olur. Kalbin itminanı, zaten اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ ayetindeki zikrullah'tan kastın da ilahi kelam olduğunu söyleyen çok sayıda alimimiz var. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayet ayet bizim hayatımıza, hayatımızın her safhasına hem bir hidayet hem bir şifa olduğuna inanıyoruz. İnandığımız için hele arifler daha üst düzey bir derinlikli inanıyorlar. İşte emrin büyüğü küçüğü olmaz diyerek onun her işaretinden bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Ayetin bir mantuku vardır. Yani doğrudan söylediği bir şey vardır. İşte mantukun nas denir. Mefhumun nas denir. Bir de işaret, ihtida'un nas, işaretun nas gibi bir takım tefsir usulünde ve fıkıh usulünde delaletleri vardır. Mesela ehli tasavvufun Kur'an-ı Azimüşşan'dan anladıkları bir zahir anlamları zaten anlıyorlar. Yani görünen anlam, onları kabul ediyorlar. Onları kabul etmemek Allah muhafaza dini bozar. Ama bir de onun ötesinde gönüllerine düşen bir takım manalar var. O manalar şer-i şerife muhalif olmadığı sürece çerçevesi Allah'ın prensiplerine uygun olduğu sürece onlarla bile amel ederler. Onlarla bile amel ederler. Buna işari yorum derler. İleride göreceksiniz derslerde. İşari tefsir diye bir tefsir çeşidinden bahsedilir. İşari yorum, sufinin, arifin Kur'an tilavet ederken gönlüne doğan manalardır. Gönlüne doğan manalardır. O mana
bir başkası Kur'an'ı zahiren okuduğu zaman aynı şekilde anlamayabilir. Peki hocam bu doğrudan tefsir midir? Hayır, doğrudan tefsir sayanlar da var ama aczane kanaatim öyle tefsir saymak da gerekmiyor. Fakat Yüce Rabbimizin o ayetler yoluyla onun gönlüne adeta bir takım fısıldamalar diyelim, bir takım ilhamlar diyelim, bir takım varidatlar düşürüyor. Onlarla bile irkiliyorlar adeta, titriyorlar ve o manayı bile hayatlarına geçirmeye çalışıyorlar. Yani şöyle ifade edelim, Kur'an'ın manaları katman katmansa, şimdi insan takvası nispetinde, bakınız takvası nispetinde Kur'an'dan istifade eder. Çünkü Cenab-ı Hak hüden lil muttakîn buyurur. Takvanın en alt seviyesi neydi arkadaşlar? Şirkten korunmaktı. Şirkten korunan her mümine biz muttaki diyoruz. Ama takvanın alt sınırı budur. Üst sınırının nihayeti yoktur. İnne ekramekum indallahi etkâküm. Sizin Allah katında en şerefliniz, en muttaki olanınızdır. En muttakinin tarifi yoktur. Eğer tarif olacak olsa şunu diyebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı kulluktur deriz. Evet, üst sınır olarak orayı koyabiliriz. Ama bazı kullarına Cenab-ı Hak daha farklı ikramlarda bulunabilir mi? O Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda. Yani o kişi o ikramlara mazhar oldu diye Hazreti Peygamber'den üstün olur mu? Hayır. O ayrı bir şey. Farklı bir şeyden bahsediyorum. Biraz ince ama konu ince, hassas. Yanlış şeyler söylemekten Allah'a sığınırız. Evet, şimdi Kur'an-ı Azimuşşan sen takvanın hangi mertebesinde olursan ol. Bak, hangi mertebesinde olursan ol. İster sadece iman ederek şirkten kurtulmuş birinci seviyede ol. İsterse kalbini bile masivadan arındıracak, Allah dışındaki her şeyden arınmış, yalnız Allah'a kilitlenmiş adeta tebettül diyor Kur'an buna. Bütünüyle ona yönel diye. Bütünüyle ona yönelmiş bir kul ol istersen. Gönlüne hak dışında bir şey gelmeyecek seviyede arınmış birisi ol. Böyle olsan bile Kur'an'ın hidayetine yine muhtaçsın. Yani şöyle söyleyelim. Uçak kalkarken 10 bin metre veya şöyle diyelim 5 bin metre yükseklikte nasıl bir pusulaya ihtiyacı varsa 11 bine çıktığında da var. 12 bine çıktığında da var. Pusulasız olmaz. İşte oradaki rotayı belirleyen nedir? Rotayı niye göre belirleyeceksiniz? Evet, Allah size bir aklı selim vermiştir. Ama akıl o Hakk'a doğru giden yolculukta, kulluk yolculuğunda, hayat yolculuğunda gerekli bir şarttır ama yeterli bir şart değildir. Çünkü aklımız da gözümüz gibi sınırlıdır. İnsanoğlunun ulaştığı bilgiler arkadaşlar, ulaştığı bilgiler çok sınırlı bilgilerdir. İnsanın bilmedikleri o kadar çoktur ki. Hatta geçenlerde galiba 22 Aralık'ta mı, 25 Aralık'ta mı uzaya bir şey daha fırlattılar, teleskop daha fırlattılar. Teleskop mu deniyor artık, daha farklı bir şey mi? O değil, TÜRKSAT değil. Bu yeni bir şey bu. Bu arkadaşlar Fable teleskobu var. Şimdiye kadar uzay araştırmalarını onunla yapıyorlardı. Bu ondan 100 kat daha güçlü bir teleskoptur. Ve diyorlar ki yıldızların başlangıçlarına doğru, geriye doğru, şu kadar milyar yıl geriye doğru onun başlangıcının fotoğrafını çekebilecek diyorlar. Farklı bir şey. Fakat bu bile şimdi fotoğraf gönderecek sadece. Tamam mı? Yani astronomiye dair, uzaya dair bildikleriniz, bilmediklerinizin yanında yok gibi bir şey. Sanki uzaya karşı bilgisizliğiniz böyle de yeryüzüne karşı bilginiz daha mı fazla? Geçtik yeryüzünü. Kendinize karşı. Ya insansın ya sen. Araştırıyorsun hala. Kendine karşı bilgilerin çok daha mı fazla? Bildiklerin, bilmediklerin yanında kıyas bile götürmez. O derece fazla. Tıp ilminde de böyledir, psikolojide de böyledir. Sosyolojide de öyledir. Hiçbir şey nihai noktaya gelmiş değildir. Yani dolayısıyla ilahi ayetlerin rehberliğine, kılavuzluğuna insan daimi bir şekilde muhtaçtır arkadaşlar. Daimi bir şekilde muhtaçtır ve her seviyede muhtaçtır. Manevi terakkide de böyle. Seyr-i sülükün başlangıcında olabilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim deyip yolculuğa çıktınız. Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacınız var. İşte efendim nefs-i mutmainneye vardınız. Nefs-i radiye, nefs-i merdiyeye vardınız. Hani tasavvuf literatüründe insandaki hal değişimlerine bir takım isimlendirmeler yapılır. İşte nefsin 7 tane mertebesinden olduğu söylenir. İşte nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülheme, nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye, nefs-i kamile, nefs-i safiye diye isimlendirirler. Şimdi diyelim ki bu nefis mertebelerinin en sonuna vardınız. Yani öyle diyelim, zahiri ölçekte ya da en azından manevi terbiye kriterlerinde oraya vardınız. Burada da Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacınız daimidir. Artık ben kelam oldum diyemezsiniz. Ben kendim kelam oldum, Kur'an oldum diyemezsiniz. Çünkü hüden lil muttakîn'dir. Siz takva sahiplerinin içindeyseniz bile size de birçok noktada yol gösterecek bu Kur'an-ı Azimuşşan demektir. Durum böyle olunca sevgili arkadaşlar, Kur'an'la ülfet, Kur'an'la beraberliğin birçok meratibi var. Her şeyden önce bir iman meratibi var. Niye iman edersiniz? Bu Rabbimin kelamı. Ben buna iman ediyorum. Cebrail vasıtasıyla Hazreti Peygamber'in kalbi pakine indirilmiş kelam-ı ilahidir. Bozulmamış, bize kadar gelmiş arı duru bir kelamdır dersiniz. Kur'an'ı bu yönüyle imanla başlar. Kur'an'la kulun beraberliği. O hidayet yolculuğu imanla başlar. İman etmeyen kişi, Kur'an'ı yalanlayan kişi, ona sırt çeviren kişi, Kur'an'la ilgisini kesen kişinin ondan istifade edecek bir yönü yok tabii. Yani ikincisi, Kur'an'ın lafzını tilavet edersiniz arkadaşlar. Tilavetül Kur'an. Kıraatül Kur'an önemlidir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'ın tilavet edilmesini ister. Fakra'u mâ teyessara minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun der, okuyun. Kur'an'ı okumak önemlidir. Onun için Kur'an virtleri oluşturulur. Kur'an-ı Kerim'in virtleri. Yani ne demek virt? Düzenli bir şekilde okunan şeye virt denir. Her gün Kur'an'dan nasibi olacak müminin diye bakılır. Kimisi 40 günde, hatta bazı alimler 40 günden sonraya bırakmamak lazım derler Kur'an hatmini. O kadar. Mesela İmam-ı Nebevi'nin Et-Tibyan fi Adab-ı Hamaletül Kur'an adlı eserinde bakarsanız orada Kur'an'ın baştan sona okunma süreçlerini anlatır. Der ki işte ayda bir olabilir, 20 günde olabilir, 10 günde olabilir, bir haftada olabilir. 3 güne kadar düşer, 3 günden daha aşağıya düşmeyi doğru bulmaz. Çünkü orada tedebbür kalmazlar okurken. Artık sadece lafızları hızlı hızlı okumak kalır. Bunu çok uygun görmezler. Ama bazı kullar en azından der ki bu kelam-ı ilahi Rabbimin, ben her gün hatmedeceğim diyen insanlar var mıdır? Vardır. Ben bir zatla karşılaştım, 70'li yaşlardaydı. Anadolu'da bir ilçede emekli olmuş müezzinlikten. Hocam ne yapıyorsunuz dedim. Elhamdülillah dedi. Kur'an okuyoruz dedi. Hafızımızı unutmamaya çalışıyoruz dedi. Nasıl dedim yani, her gün bir cüz okuyabiliyor musunuz dedim. Hocam dedi, sabah başlıyorum. 6.30 saatte, 7 saatte en fazla Kur'an-ı Azimüşşan'ı dedi, bitiriyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyorum. Minel cinneti ve nas diye bitiriyorum. Hamdolsun bugüne kadar dedi, hiç dedi terk etmedim. Bu şekilde nasıl bir şey? Hani ağzım açık kaldı derler ya. Hakikaten insanın ağzı açık kalacak derecede bir şey. Allah sevdirmiş. Böyle bir ufak kahvaltıdan sonra demek ki başlıyor. Belki sormadım. Oruçta tutuyordur zaten. Ama Rabbimiz sevdirmiş. Şimdi Kur'an'ın lafzına, kelamına, kelamını tilavet etmek önemli. Arapçayı, Kur'an'ın ne söylediğini bilenler için çok daha önemli elbette. Bilmeyenler için bile önemli arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın okunması neticesinde de
nice nice kullara sevap verileceğini, hatta her harfe bir 10 ecir verileceğini beyan eden hadis-i şerifleri var. Bu sebeple Kur'an'ı biz namazlarda okuruz, tamam. Her ne kadar daha çok kısa surelerle kılıyorsak da, değil mi? O da Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Hamdolsun. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Kur'an'dan her gün bir virdimiz olsun. Velev ki bir sayfa olsun. Az olsun, devamlı olsun. Yani buna ihtiyaç var. Keşke bunu hakikaten düzenli bir şekilde bir hayat tarzı haline getirebilsek. Fî zilâlil Kur'an. Seyyid Kutub'un böyle bir eseri var ya, Kur'an'ın gölgesinde geçen bir hayat olsa. Onun için Kur'an'la gözümüz buluşur arkadaşlar. Bakara okumanın daha faziletli olduğu da ifade edilir. Kur'an'ın insanın gözünün buluşması. Göz nuru oluşturur. İnsanın Kur'an'la kulağının buluşması çok önemlidir. Kelam-ı ilahiyle dinlemesi önemlidir. Bazı kullar belki düzgün okuyamazlar, huzurlu okuyamazlar. Zamanında fırsat bulamamış, öğrenememiştir. Ama bugün çok fırsatlar var. Değil mi? Açın telefonunuzu, bilgisayarınızı, tabletinizi, neyse istediğiniz hafız efendiden dinleyin. Dünyada diyelim ki sayısız hafız efendiler var, onların hatimleri var. Hatmin bir tanesini falandan dinleyin, bir tanesini falandan dinleyin, bir tanesini falandan dinleyin. Olur. Yani nice nice karilerden dinlenir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabesine, Übey bin Kâb yanlış hatırlamıyorsam, diyor ki Übey, bana diyor bir Kur'an okur musun? Ya Resulullah diyor, Kur'an size indirildi. Onu ben mi size okuyacağım? Ben diyor Kur'an'ı dinlemeyi de severim. Çok önemlidir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın sesi bile arkadaşlar, sesi, sözü, bak dili, gönlü, hepsi insanı nurlandırır. Biliyorsunuz bu Japon bilim adamının bu su kristalleriyle ilgili yaptığı deneyi hatırlayın. Yani öyle bir, değil mi, meşhur. Orada kelam-ı ilahi eğer dinlenecek olursa insan hücreleri de canlı. O hücrelerin bile nasıl müsbet anlamda etkileneceğini bilemeyiz. Ama insan isteyerek yapması lazım bunu. Zoraki değil. Bir tarafta Kur'an okunuyor, diğer tarafta Kur'an'a ne kulak veriyorsun, ne efendim dikkatli dinliyorsun. O şekilde demiyorum. Huzurlu dinlemek lazım. Bu önemli. Kur'an'ın, bakınız, imanla başlayacak insanın Allah'ın ayetlerine ile ilgisi. Sonra tilavet olacak. Sonra bir şekilde manaları üzerinde tedebbür ve tefekkür olacak. Tedebbür de aslında enine boyuna düşünmek demektir. Onun arka planını çözmeye çalışmaktır. Ne demek isteniyor burada? Murad-ı ilahi nedir? Rabbim bu ayetten ne istiyor? Anlamındaki düşünce sürecine tedebbür diyoruz. Tefekkür diyoruz. Bu kalple yapılan bir şeydir elbette. İnsanın bütün öz benliğiyle yapılan bir şeydir. Çünkü Cenab-ı Hak اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi vardır? Demek ki Kur'an'la kalp arasında böyle bir anlama ilişkisi olması lazım. Çünkü ayet-i kerimede لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Onların kalpleri var ama o kalplerle anlamıyorlar buyurur. Hocam biz aklımızla anlamıyor muyuz? Buradaki kalp başka bir şey mi? Akıl mı kastediliyor acaba? Arkadaşlar kalbin birçok fonksiyonu var. Bir tanesi de akletme fonksiyonu. Kalpler sıhhatli olduğu ölçüde, tertemiz olduğu ölçüde, temizlikten nasibi kadar akledebilir, temizlikten nasibi kadar akledebilir, tefekkür ve tedebbür edebilir, derinliklerine nüfuz edebilir. Bu yönüyle işte Kur'an bitmeyen, tükenmeyen bir mana okyanusudur. Mana okyanusudur. Bu yönüyle Kur'an üzerinde ayet ayet tedebbür etmek önemlidir. Her zaman okuyup geçtiğiniz bir ayet bugün dikkatinizi çekmez, yarın çekmez, bir sene çekmez. İkinci senede Allah Allah dersin ya, ben kaç defa hatim yaptım ama Rabbim burada bana şu müşkilimi çözme noktasında nasıl bir yol gösteriyor diyerek uyanırsın. Aslında senin kalbin o ayetle o gün buluşmuştur. Arkadaşlar nasıl Kur'an-ı Azimüşşan ilahi vahiy Hazreti Peygamber'in kalbine indirildiği gibi ona bütün ayetler kalbine indirildi.
insana da, mümin insana da ayet ayet adeta kalbe iner Kur'an. Çoğu zaman okuyuşlar sadece dilde kalır. Bu dilde kalan okuyuşlar makbul, çok fazla arzulanan bir şey değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, nice Kur'an okuyanlar vardır. Okudukları Kur'an şuradan öteye geçmez. Yani kulkumlarından, boğazından öteye geçmezler. Kalbe geçmezler. Onun için kalbe inmesi önemlidir. Yani kalbin akletmesi önemlidir. Demek ki ayet, ayetle gözümüz, dilimiz, kulağımız bir bağ kuracak, tamam. Ama daha özelde de kalbimiz bir bağ kuracak, anlama maksatlı. Kalpte Kur'an-ı Azimuşşan'a karşı bir tazim duygusu, bir hürmet duygusu olması lazım. Kur'an'ın bizim seyri sülükümüzde, manevi yürüyüşümüzde rehberlik etmesini istiyorsak, o tazim önemlidir, hürmet önemlidir. Kur'an kendisine hürmet göstermeyene kapılarını açmaz. Edepsize kim kapı açar? Kur'an kelamullah'tır. Sıradan bir adamla konuşmak için randevular alıyorsunuz. Değil mi? Aman diyorsunuz ya, edepsizlik yapmayalım, yanında şöyle duralım. Acaba şöyle bir soru sorsak ayıp oluyor mu falan dersiniz. Ya bu alemlerin Rabbi ile konuşmaya giriyorsunuz siz Kur'an'la. Kur'an'la beraberlik, tilavet alemlerin Rabbi ile konuşmaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun buyurmuştur. Dolayısıyla madem ki Rabbimizle mülaki olacağız, madem ki Rabbimizle mükaleme, konuşma yapacağız, o zaman orada hem zahiri edebimiz önemlidir, hem kalbi edebimiz, yani tazimimiz önemlidir. Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri kalp kapılarını ve gözeneklerini tazimlerimiz kadar açar arkadaşlar. Yani hürmetimiz kadar, edebimiz kadar açar. Bu nokta da son derece önemlidir. Yani kelam-ı ilahinin manalarıyla bütünleşmek. Sonra kelam-ı ilahinin o bütünleştiğimiz manalarını kendimizde amele ve hale dönüştürmeye niyetlenmek. Bakınız. Madem ki Rabbim bunu benden istiyor, anladınız da onu. Hocam biz Arapça yeterince bilmiyoruz. Bilenlerin anlayışından okursunuz. Tefsir okursunuz mesela. Bir mümin bir ömür onu bunu okuyacağına, değil mi? Sosyal medyada oradan oraya atlama yapacağına sürekli her gün bir ayetin tefsirini neden okuyamazsın? Bir ayetin tefsirini neden okuyamazsın? Her gün olmadı. Haftada 5 gün. O da olmadı. Haftada 3 gün. O da olmadı. Haftada 1 günü. O da olmadı. Ya 1 saatini ayıramaz mısın? Değil mi? Rabbin kelamını ayıramaz mısın? İşte bu önemli bir şey. Onun için Kur'an'ın manalarıyla kalbi buluşturmak diyelim. Kalbi buluşturmak. Bu önemlidir. Bu da manevi tezkiyede, arınmada kalbi hem nurlandırır, bakınız. Kalbi hem nurlandırır, yani zifiri karanlıklardan kurtarır. Kalbin duyuları açılır, pencereleri, gözenekleri açılır. Manevi kalbimizin hem kalbimize rahmet olur, çünkü Kur'an rahmettir. Hem sadırlarımıza, kalplerimize şifa olur, hem de hidayet olur işte, yol gösterici olur. Bu yönüyle ariflerimiz, bakınız, ariflerimiz Kur'an'la beraberliği önemserler. Ha, bir arif ki Kur'an'la beraberliği önemsemiyorsa, orada arif kelimesine zulmetmiş oluruz. O arif değil, soytarı. Tamam mı? O sahtekar. Başına kavuk geçirmiş, kavuk geçirmiş, üzerine cübbe geçirmiş, odun parçası. Yani gerçi burada her kelimeye de hakaret eder diye korkuyoruz. Yarın odun da şikayetçi olabilir. Niye beni benzettin o adama diye. Ben Allah'a tesbih etmiyorum diye. Etmiyor muyum? Benim onunla ne alakam var diye. Odundan da özür diliyoruz efendim. Hakikaten ne diyeceğini bilemiyorsun. Zor işler bunlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, Kur'an ayetleriyle çok boyutlu buluşmak, öyle diyelim. Kur'an ayetleri çok boyutlu buluşmak. Rabbimiz ne buyurur? قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا De ki ey Habibim, denizler mürekkep olsa, deniz mürekkep olsa, denizler biter, Rabbimin kelimeleri bitmez. Rabbimin cümleleri bitmez. İsterse bir misli daha getir. Bir başka ayette isterseniz yedi deniz getirin der. Yani düşünün, bütün dünyanın bütün okyanusları, suları mürekkep olsa ve o mürekkeple Kur'an'ın, kelam-ı ilahinin, tabii bu Kur'an mıdır burada kastedilen yoksa Cenab-ı Hakk'ın kelamı mıdır? Elbette kelamıdır. Cenab-ı Hakk'ın bütün alemlere konuşması vardır. Beşerle konuşmasının yönleri farklıdır. Yüce Rabbimizin hayvanatla nasıl kelam ettiğini bilmiyoruz. Değil mi? Melaike ile nasıl konuştuğunu bilmiyoruz. Ama bütün varlıkla bir konuşması vardır Cenab-ı Hakk'ın. Bir mesajlaşması vardır. Onun için bitmez. Ama beşeriyete gönderdiği ilahi kelamın manaları da bu anlamda bitmez demiştir alimlerimiz. Çünkü o da kelam-ı ilahidir. Onu biliyoruz. Madem ki kelam-ı ilahidir, işte onun da mesajları bitmez. Nitekim bitmediğinin en büyük alameti asr-ı saadetten bugüne dev tefsirler yazılmaya devam ediyor. Kardeşim var bunca tefsir ya, 1500 tane tefsir yazılmış. Hala sende ne var ki daha öncekilerde olmayan bir şeyi söylüyorsun? Kardeşim, ben de söylediklerim belki %99 öncekilerin söyledikleridir veya %90. Ama Allah'ın bana lütfettiğine inandığım %1'lik bir kesimde vardır diyor. Bir tefsir daha yazıyor. Değil mi? Böyle işte. Kur'an'ın manaları bitmez. Ben nihai noktayı koydum tefsirde. Kimse böyle söylemez. Söyleyemez. Çünkü yeniden Kur'an'ın derinliklerine yönelik yelken açılabilecek nice mana okyanusları vardır. Herkesin gönlüne Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği istidat farklıdır. Altyapı farklıdır. Firaset farklıdır. Basiret farklıdır. Onun için Kur'an'ın manaları bitmez. Bu yönüyle muhterem arkadaşlar, demek ki maneviyat yolcularına arifler Kur'an'la beraberliği, Kur'an'la ülfeti, Kur'an'la dostluğu oluştururlar. Hatta şöyle diyordu Sami Efendi bir eserinde rahmetullahi aleyh, kümmeline evliya, yani kamil veliler demek, kümmeline evliya iki şeyden daimi bir tefeyyüzle feyz alırlar. Bir, ikame-i salat, namazdan sürekli. İki, tilavetil Kur'an, kelamullah'ı tilavet. Bunlar doymaz. Efendimiz de zaten diyor, mümin doymaz Kur'an'a. Doyulmayacak bir deryadır. Sizler de aldığınız tahsille inşallah Kur'an'a doğru yolculuğunuz kolaylaşır sevgili arkadaşlar. Ne müthiş bir şeydir. Yani bazen şunu söylüyorum, bir insan dünyevi bir kazanç elde etmek için bir dil öğrenmenin zaruretine inanıyor. Önemlidir, öğrensin. İşte ne bileyim, İngilizce öğrensin, Almanca öğrensin, İspanyolca öğrensin. Bunlar günah şeyler değil. Güzel şeyler. Her bir dil insana yeni yeni dünyalar açar. Fakat sadece bir tek dünya değil, sadece İngilizce konuşulan dünyayı değil. Ya alemlerin Rabbi ile adeta anlaşabileceğiniz, konuşabileceğiniz, onun size sırlar verebileceği bir dil var. El-Lugha el-Arabiyye. Değil mi? Çünkü Kur'an, Kur'anen Arabiyyen olarak inmiştir. Arapça bir kelam olarak inmiştir. Öyleyse bir insan kendisi gibi bir beşerle buluşabilmek, konuşabilmek, anlaşabilmek, onunla iş görebilmek için beşerin konuştuğu dilleri öğrenmeyi hüner sayıyorsa bir mümin adam, alemlerin Rabbinin kendisiyle adeta doğrudan mütercimsiz konuşması için bir kapı diyebileceğimiz bir Arapçayı öğrenmeye neden bir vakit ayırmaz? Ya nasıl olur bu iş? Düşünsene herhangi bir insan. Diyorlar ki günde 15 dakika çalışsan 2 yılda öğrenemeyeceğin bir dil yok diyorlar. Ama her gün ayıracaksın. Bir insana Allah 70 yıl ömür veriyor da kardeşim kelam-ı ilahiyle buluşma adına bir çabanın içine girmiyorsa, hele hele ülkemiz gibi her köşede Arapça öğretebilecek nice hoca efendilerin olduğu bir ülkede bir insan niye kendisini böyle bir ilme öğrenmek için seferber etmez ki?
Talim-ül Mütallim de şöyle bir şey anlatılır. Bir adamı der, 80 yaşında ilim merakı sardı. Yaş 80. Yaş 70, iş bitmiş derler ama bitmiyor demek ki. Allah diyor, o adamın ömrüne bereket verdi. 20 sene ilim tahsil etti, 20 senede ilim öğretti diyor. Orada güzel bir şey var. Onun için insan 70 yaşında da olsa, ya Rabbin kelamını öğreneyim, şu Fatiha suresinden bir başlayayım bakayım diyerek Arapça öğrenmeye niyetlenebilir mi? Önünde hiçbir engel yok bana göre. Allah'ın kime, ne zaman, ne kadar ömür verdiğini, ne zaman son nefes vereceğimizi bilmiyoruz. Ya Rabbi geç fark ettik ama başladık işte. Ama ne yapalım? Bir sene sonra da ecelimiz gelmiş, bu aleme geldik diye gelse o bile çok büyük bir hayırlı amel olarak karşısına çıkar diye ümit ediyorum. Peki efendim, ben bugün size aynı zamanda kevni ayetlerden bahsedecektim ama bugün kelami ayet olarak Kur'an'la beraberliği önemsediğim için biraz konu genişçe uzatılmış oldu adeta. Ama Kur'an böyle istedi demek ki, öyle diyelim, Rabbim, onun sahibi olan Rabbimiz böyle murad etti. Rabbimize niyaz ediyoruz, Allah Kur'an'ı kalbimizin baharı eylesin inşallah. Lillahi'l-Fatiha.